Arkadaşlar merhaba, hepinize hayırlı pazarlar diliyorum. Arkadaşlar bugün konuğumuz Niyazi Öztürk. Niyazi Öztürk kim? Niyazi Öztürk arkadaşlar hem mütevazi hem kibar bir kişiliğe sahip kickbox şampiyonumuz. Yani onunla röportaj yapmak istedik, bizi kırmadı. Yani biz burada röportaj yapmak isterken birçok galerici arkadaşlar bizimle röportaj yapmaya çekiniyor, korkuyor. Yani burada yaptığı işten dolayı linç edileceğini zannediyor ama siz mütevazi ve kibar olduktan sonra, işinizi layıkıyla yaptıktan sonra hiç linç edilme şansınız olmaz. Niyazi Bey'e bu konudan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu videoda Niyazi Bey'i tanıyacaksınız. Niyazi Bey'in bu otomobil piyasası ile ilgili bilgilerini alacağız. Size onun yorumlarıyla otomobil piyasasında neler oluyor onu anlatacağız. Ve benim en son yorumlarımı da size bu piyasa ile ilgili aktarmış olacağım. Şimdi hep birlikte Niyazi Bey'i tanıyalım. Harika bir low kick, ardından devamını yumruklarıyla getirdiği bir low kick daha, bir low kick daha. Üst üste low kickler Niyazi Öztürk'ten. Buyur. Bir low kick daha. Çok zorlanıyor yine Gogicashvili. Hakem bir kez daha sayacak. Nakavtla kazanıyor zaralı Niyazi Öztürk. İstoç'a gelirseniz Öztürk Auto Niyazi Bey'i ziyaret edebilirsiniz. Hem hoş sohbeti hem de bir çayını içmenizi tavsiye ederim. Şimdi ona otomobil piyasası ile ilgili görüşlerini alacağız. Onun bu konu hakkındaki görüşleri neler? Hep birlikte izleyelim. Herkese merhabalar. İsmim Niyazi Öztürk. Sivaslı Zaralıyım. 37 yaşındayım. Aslen profesyonel dövüşçüyüm. Çeşitli televizyon kanallarında yaptığım maçlar mevcuttur. Pandemi zamanı spor salonlarımızda yaşadığımız maddi zorluklar nedeniyle otomobil sektörüne geçiş yapmış bulunmaktayız. 3 senedir oto alım satımı işiyle uğraşıyoruz. Siz sıfır otomobil satıyor musunuz? Şu an piyasaya baktığımızda sıfır otomobiller bayide daha ucuz, ikinci elde galerici esnafı daha yüksekten satıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz kendi portföyümüzde sıfır araç bulundurmuyoruz. Biz ikinci el araç çalışıyoruz. Zaten sıfır araç bayilerin işi. Yani bu galerilerin ya da alsatçıların işi değil aslında. Tabii ki burada talep fazlalığından dolayı arz oluşuyor. Bu sefer fırsatçılar ortaya çıkıyor. Yani bu sonuçta ekmek değil, aş değil, su değil, çok acil ihtiyaç değil. Yani İnsanlar bu kadar talepte ısrarcı olmazsa bence sıfır fiyatlı ikinci ele geçiş yapıp bu kadar yüksek olmaz. Yani sonuçta bırakalım bu işi bayiler yapsın. Al satçılar ve fırsatçılar bu işi kara borsaya düşürmesin. Biz zaten kendi elimizde sıfır bulundurmuyoruz. Biz ikinci el çalışıyoruz. Dolar düşerse inşallah diyelim bu sıfır araç fiyatlarında düşüş olacaktır zaten. İnşallah o günleri de görmek nasip olur. Son 2 yıldır bazı firmalar çıktı. Bunlar internet ortamından araçlarımıza fiyat verip daha sonra bu araçları götürüyor. Ekspertiz yapıp bedava bu araçları alıyorlar. Bu firmaların otomobil piyasasında bizim gibi galerici esnafına ne gibi etkisi oluyor? Verdikleri fiyatı acaba arabaları alıyorlar mı? Kaç büyük firma var. İnternet üzerinden önce fiyat teklifi veriyorlar. Yüksek şekilde fiyat teklifi verip müşteriyi ayaklarına çağırıyorlar. Daha sonra ekspertiz yapıp genelde arabayı bizim tabirimizle öldürüyorlar. Yani 450 bin lira fiyat verdikleri arabayı 390'a 400'e almaya çalışıyorlar. Arabayı kötüleyerek. Bunun bir kötü yanı arabaları piyasadan toparlayıp sonra piyasaya istedikleri fiyatta hükmetme durumları oluyor. Bir ikinci sıkıntısı ise bazı insanlar, yani fırsatçı insanlar oradan internet üzerinden fiyat alıyor. 450 bin lira fiyat alıyor mesela. Şişirilmiş bir fiyat alıyor. Bunlar diyor 450 veriyorsa diyor ben bu arabayı 480'e satarım diye ilana giriyor. Bu sefer piyasayı yükseltiyor. Yani piyasada bu sefer gerçek dışı bir yükseliş oluyor. İnsanlar insanlara bakarak piyasayı yükseltiyor. Anlamsız bir yükseliş oluyor. Yani bununla ilgili bence bu firmaların büyük ölçüde zararı var. Bunlar bir kontrol altına alınması gerekli olduğunu düşünüyoruz. Kendi görüşümüz olarak. Geçen Kurban Bayramı ile bu seneki Kurban Bayramı arasında araç satışlarında ne gibi bir farklılık var? Hangi dönem daha hızlıydı? Geçen seneki Kurban Bayramı'nda işler çok iyiydi. Satışlar çok hızlıydı. Tabii ki fiyatlar bu kadar da şişmemişti. Onun da etkisi var. Ama bu bayram şu anda tamamıyla durgun. Hani sadece şirket olarak değil,
genel olarak bakıyoruz, ekspertiz firmaları boş, noterler boş, çarşının içerisi boş. Bu sene çok durgun, neredeyse tamamen durma noktasına gelmiş halde. Geçen seneyle kıyaslanmayacak durumda yani. Ramazan bayramı ile kıyaslarsak 2 ay önce bile, 2 ay önce işler yine iyiydi. Hız vardı, şu anda insanlar tedirgin, fiyatlardan düşecek mi, çıkacak mı? Bir de zaten çok yüksek olduğu için çok ayrı bir, yani bu zamana kadar hiç olmadık bir yavaşlama var. Fiyatlarla alakalı şu anda bizim görüşümüz, biz pek bir düşüş olacağını düşünmüyoruz. Çünkü piyasa çok durgun, herhangi bir satış yok. Yani önümüzde dolarla alakalı ya da işte sıfır fiyatlarıyla alakalı, ikinci el fiyatları sıfır geçmiş durumda. Sıfır gelmediği için ikinci elin fiyatı düşmüyor. Bizler düşmesini istiyoruz. En azından beklentilerimiz bu yönde ama bakalım ilerleyen günlerde düşecek mi, düşmez mi, hep beraber göreceğiz. Kıymetli Ömer abim, bu sorduğun soruyla alakalı insanların aslında her şeyden önce bir tedirginliği var. Yani satsam alabilecek miyim, alsam zarar edecek miyim, dolar ne olacak, piyasalar ne durumda? İnsanlar aslında ne aldığından ne sattığından şu anda mutlu olamıyor. Esnaf da aynı, halk da aynı. Yani bununla ilgili piyasalar aslında bir dengeli bir düzene geçse herkes alışverişinden mutlu olacak, daha rahat ticaret yapacak. Şu anda insanlar alırken ya da satarken gerçekten tedirgin. Bayram haftası şu anda çok kötü geçiyor, çok durgun. Fiyatlar çok şişti. Bundan en çok rahatsızlık duyan da biziz aslında. Yani aldığımızı yerine koyamıyoruz. Bu sefer alsak bayram üstü satabilir miyiz, satamaz mıyız? Ayrı tedirginlik var. Vallahi Allah hayırlısını versin. İnşallah normale döner piyasalar. Arkadaşlar, Niyazi Bey'in söylediği gibi otomobil piyasasında bir durgunluk söz konusu. Galerici esnafının en büyük sıkıntılarından bir tanesi araç bulamama. Burada çevresi olan araç bulabiliyor arkadaşlar. Yani burada her şey çevreye bakıyor. Biz sıfıra yakın, sıfıra muadil araçlar satıyoruz. Ama ikinci el piyasasında 500 bin TL'nin altında araçlar bulmak çok zor. Modeli düşük araç bulmak çok zor. Bu da çevresi olan esnaf araç bulup araç satabiliyor. Aracı satmak çok kolay ama şu anda piyasada bir durgunluk söz konusu. Bu durgunluğun sebebi gerçekten insanlarda bir beklenti oluşmaya başladı. Esnaf tarafına bakarsanız, esnaf tarafında araç fiyatlarının düşmeyeceği, bu durgunluğun, yani bu şişmiş fiyatın bir ay, iki ay sindirileceği tahmin ediliyor. Fakat binici tarafına baktığınızda da araç fiyatlarının çok yukarı çıktığı, bu yukarı çıkışın bir inişi olacağı. Ama ben diyorum 300 bin TL, 400 bin TL'nin altındaki araçlarda bir düşüşün olması söz konusu değil. Yine sıfıra yakın, sıfıra muadil olan araçlarda bir düşüş olabilir. O da liste fiyatının, araç fiyatlarının çok çok üstüne geçmesinden dolayı olacak. Yine bayilerde araç fiyatları sıfır araçlarda gerçekten bayilerde daha ucuz ama araç bulunamıyor. Baktığınızda sarı sayfalarda araç fiyatları daha yüksek. Bu araçların da fiyatlarının durgunluktan dolayı geri geleceğini tahmin ediyorum. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz, kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Yorumlarınız ve like'larınız bize her zaman yön verici olmuştur. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.